2, 1. Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bülteninden, Boğaz piknik alanından merhabalar. Gördüğünüz gibi masamızda bardağımız eksik. Neden? Çünkü akşam Arif Başkan içine Nescafe döktü ve bulaşıkları yıkamadık sevgili izleyiciler. Ancak Mr. Brown'la devam ediyoruz. Zaten Mr. Brown'un en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu sevgili izleyiciler. Bulaşık çıkarmıyor. Yani biz bardağı bugüne kadar o yüzden kullanmadık ki bulaşık çıkmasın diye. Şimdi biliyorsunuz ikinci tura geçtik artık ve gündem şu, yani çok belirgin bir şekilde şu, zaten dün ziyaretler de gerçekleşti. Sayın Eroğlu ve Sayın Akıncı, Sayın Sibel Siberin ve Sayın Kudret Özersay'ın oylarını nasıl alacak? Yani dert bu. Nitekim neydi olacağı izleyicileri yakının takip edenler bilecek. Ben bir hafta önce uyardım, dedim bakın kavga etmeyin. Kalacaksınız ikinci tura, ondan sonra laf soktuklarınıza gideceksiniz, yok bize destek, ya nedir ya işte ya işte ya birlik mücadele. Abi, I know you, you know me. Siz değil miydiniz kavga? Ben söyledim kavga etmeyin dedim, şimdi bunlar oldu. Neyse, günün sonunda şudur konu, kim kime nasıl destek olacak? Bir de yani seçmen hakikaten yani daha önceden oy verdiği adayı dinleyip de onun işaret ettiği adaya oy verecek mi? Bu da soru işareti. Bir izleyelim bakalım. Kim kimden nasıl ve ne şekilde destek istemiş? Sevgili Özkan, nasılsın? Farkındayım kurultayınız var. Bu aralar çok yoğunsun ama gene de bir dedim sesleneyim. Sabisin bilin bu ikinci tur işçiyi var. En azından bir fikir teatisinde bulunalım. Yani biliyorsun ki senin yerin bende hep ayrı oldu. Bir defa ikimiz de mülayimiz. Yani ikimiz de çok mülayim insanlar. İkimiz de beyaz saçlıyık. Gözünün yağını yiyeyim. İkimiz de beyaz saçlıyık. Allah için olsun. Ne işin var senin Akıncı inan ya? Ya sen düşündün yani bir şey. Yani düşündün bunları. Düşündünüz yani. Yani sen farkındasın ki yani CTP'yi solun küçük partisi yapan başkan olacak Akıncı seçilirse. Farkındasın bunların. Ha ben seçilirsem... Ya işte zaten açıkladın da desteği. Ya işte kamuoyunda rahatsın. Yani biz de istedik olsun ama taban demek karar vermedi. Demek Eroğlu hala daha siyasette güçlüdür bilmem ne. Cacur. Bu şekilde yuvarlayacaksın abi. Ama Akıncı seçilirse hem belediyeleri kaybettin, hem cumhurbaşkanlığını kaybettin, CTP'yi çektin %20'ye. Kime anlatacaksın Özkan Bey? Kime? Vazgeç abi. Sen tamam ya, açıkladın desteği kendine. Bırak. Herkes rahatladı şimdi. Sen arka taraftan paslaşalım Özkan Bey. Pas, bak Mehmet Ali geliyor. Mehmet Ali geliyor. Vazgeç be, bunlardan uğraşma. Sen kurultayın var senin ya. Ben mi anladım sana bunları? Kurultayına odaklan sen. Allah Allah. Bir de tutturdun Akıncı şimdi. Ama ben zaten geldim destek isteyeyim seçim için ama. Boş ver sen onları. Ben geldim sana kurultayda nasıl destek vereceğimi konuşalım. Bilin ben kurultay konularında benden daha iyisi yoktur bu memlekette. Sen söyle bana, senin için yapabileceğim bir şey var mı bu kurultay? Zaten kurduğum şeyi, bu seçim biter bitmez hemen anti Mehmet Ali algısını bombalayacak. Hiç merak etme sen. Full destek arkandayız ama sen de bizi gör Özkan Bey. Allah için olsun. Yani en azından çok çıkmayınız sokağa Akıncı inan. Yani biraz göstermelik olsun bu işler. Aa verdin de desteği. Kimse sana bir şey diyemez artık. Ben sana bir şey sorayım. Yani sen şimdi zanneden MK üyelerinden ilçe başkanların kurultayda yanında duracaklar. Hepsi geçecek karşıya diyecekler. Biz de söyledik kendine. Biz de söyledik. Bizi de dinlemedi diyecekler. Sen dinle beni de, ben bunları söylersem boşuna söylemem. Yaşadım ben bunları. Boşuna demezler bize kurt politikacı da bilmem ne. Belki bir Metin Karasalih kalır yanında. Ama o da kararsızdır yani, onu sana söyleyeyim. Onun için sen gel. De ki ya Eroğlu'nu biz desteklemedik ama ne yapalım, ne yapalım, kazandı işte bu adamın da bu huyu. Çok sıkışırsan Türkiye müdahale etti de, Türkiye müdahale etti, oy kaydırdı de. Ama vazgeç ya, Allah için olsun, ne Akıncı'yı destekleyeceksin ya? Sen CTP'yi alacaksın, küçük parti yapasın. Kime ne anlatacaksın ondan sonra? Vazgeç Özkan Bey, vazgeç. Gel bu hafta buluşalım, gel yanıma, daha zaten başka bir konu daha var, isterim anlatayım sana. Gel de konuşalım. Ben sana bu kurultay her türlü desteği vereceğim. İnşallah önümüzdeki kurultayda yine seni başkan görecek. Kendine çok iyi bak. Doktor Derviş Eroğlu. Birlik, mücadele, dayanışma. Birlik, aman. Görün ben de çok şey ettim, ansızdan kaptırdım kendimi Özkan Bey, kusura bakmayın.
Hep bu gençler birlik, mücadele, dayanışma. Yani ama çok güzel bir şey diyeyim. Yani sol dillesin, kuşlar uçsun, kelebekler falan. Yani bunlar çok güzel şeyler Özkan Bey. Neyse şimdi konumuza gelelim. Yani biliyorsunuz ki biz hep beraber bir aileyiz. Yani bizi ayırması kolay bir şey değil. Biz hatırlayın şu İnönü Meydanı'nda yağmur yağdıydı. Ha şemsiyen vardı o gün. Ben açtaydım ama ondan sonra işte bir CTP'li aldı gitti bize kimdir bilmem. Neyse. Şimdi konu şudur, yani sen de biliyorsun ki Kıbrıs sorunu bilmem işte çözüm süreci falan, yani Erol'unu destekleme ihtimaliniz yok zaten. Yani Allah razı olsun, hiç aydınacak halim yok. Dün de desteğini açıkladın bize, şükürler olsun. Ama yani ben dedim geleyim hani biraz daha detaylı konuşalım. Yani şimdi bak ben seçim şey gecesine dedim, bu başarıya ortak olun dedim. Yani sen isterim ki ben kazandığımda çıkıp diyesin yani biz beraber kazandık. Yani dediklerinde sağ yarın kurultayın var, yani bunu biz de görüyoruz. Yarın çıktığında dediklerinde sen başarısızsın Özkan Bey. Ya ne bu da başarısızım? Akıncı'yı biz kazandırdık diyeceksin. Ben sana fırsatın, bak ben sana bunun garantisini veriyorum ya. Ben bu seçimi kazanayım diyeceğim. Aha Özkan, o olmasaydı ben bu seçimi kazanamazdım. Bizim gençler de onlar da başka yok. İşte CTP liberal değil miydi da bilmem. Ne var be liberal ise? Liberaller de insan değil mi yahu? Onlarla da beraber bir sinerji yaratmazsak nasıl olacak? Yani ben zaten bunları hep şey yapıyorum. Yani biz artık CTP'ye sövme bitti. O dönem kapandı. Dolayısıyla sen yani için rahat olsun. Bak sadece senin için de değil. Bütün ekibini kucaklamaya hazırız. İşte başarısızdılar bilmem ne. Yok ya sana kim başarısız? Bu adam olmasa ben nasıl seçileceydim diyeceğim. Sen rahat ol. Sen rahat ol bu konularda. Hiç şey yapma, düşünme yani. Kaldı ki yani ben seçilirsem CTP'nin adayıyım. Kim dedi sağa baş ya şimdi konuşturtma beni, şimdi aramızdadır diye söylerim. Ben CTP'nin adayım ya. Sen rahat ol, sen yeter ki üfür bize Özkan Bey. Üfür de az kaldı, üfür de çözecek hepsini. Ne Kıbrıs sorunu kalacak ne bir şey. Onun için dediğim gibi sağa yani gönlücüğünü ferah tut. Eroğlu zaten ihtimal değildi en başından, yani ben de rahatladım o konuda ama yani bildiğim için CTP'lileri dedim bir daha konuşalım da yani olmaya ki başkası da konuşur senin yanında, başka küçük hesapçıklar yapan da falan filan. Onun için yani rahat olalım isterim. Güven bağı, ben sağa güveneyim, sen bağa güveneyim. Hani birbirimize karşı iyi niyetli olalım, samimi olalım. Çünkü bilin değişim fikirlerle gelecek. Hani geldim sağ fikrimi söyleyeyim ki hani senin de bir fikrin olsun bu konuda diye şey ettim sağa. Neyse gene konuşuruk. Yani bu arada destek olacaksın diye de Allah'a sen kutlu erki yollama mitinglerde yürüsün yanımda, ha onu da söyleyeyim sana da. Sonra bir sıkıntı olmasın. Gene haberleşirik. Kolay gelsin. Mustafa Akıncı. Sevgili izleyiciler, neydi olacağı haber bültenini bugün Boğaz Piknik alanından açtık. Buranın bizim çocukluğumuzdaki manası çok büyük, çok güzel. İnşallah eski günlerine, yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın da katkılarıyla eski günlerine, eski ruhuna dönecek bir mekan olur. Hoş, bunlar bizim boş beklentilerimiz, boş hayallerimiz. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı kim olursa olsun göreceksiniz ki tele onlara çıkmayacak. Artık bunlarla yüzleşin. Ne be, her gün sizinle uğraşacağım ha, Cumhurbaşkanlığın işi öyle şey değil ya. O aradı. Bunlar real politics, you know. Neydi olacağı haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere. Ancak elbette ki ovada, dağda, bayırda Mr. Brownula neydi olacağı haber bülteni devam ediyor. Yarın sabah saat 10'da Kıbrıs postası.com